geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 20 gündür yaşananı siz ne görüyorsunuz, nasıl görüyorsunuz diye söze başlayalım. Öncelikle Gezi Parkı direnişi, Gezi Parkı'ndaki ağaçların sökülmesiyle başlayan ve bir halk hareketine dönüşen bu hareketi destekliyor musunuz? İlk günden beri parti örgütü, ilçe örgütleri ve gençlik kolları zaten meydanda. Gezi Parkı bardağı taşıran son damlaydı. Yılların getirdiği bir birikim, öfke sonunda nefrete döndü ve sokaklara döküldü. Ben her zaman hem söylemlerimde hem yazılarımda bu işin sonunu halk ve gençler getirecek demişimdir. Yadırgadığım bir şey yok yani. Beklediğim ve hesapladığım bir şeydi, sonuçta oldu. Yani öngördüğünüz, gidişattan dolayı öngördüğünüz bir süreçti. Böyleydi. Bir bardak taştı diyorsunuz. Hatırlarsınız, sizin programlarda bile söylemiştim. Yani bu vidayı bu kadar sıkarsanız sonunda bu olur. Ve tabii bütün tahriklerin, şantajların sonu budur. Halk tepki verdi, sokağa döküldü. Hakkını arıyor, demokrasi budur. İçeride efendim illegal örgütler var, marjinal gruplar var falan, bunlar hiç sığınmasınlar. Türkiye'nin her yerinde, 70 ilde halk sokakta. Böyle giderlerse, yani bu kafayla giderlerse, bu söylemle giderlerse, ki değişebileceklerini de zannetmiyorum. Yani iktidarın başından bu yana Gezi Parkı direnişine tavrı sadece Gezi Parkı işte benzine kibrit çakmak gibi bir şeydi. Yani topçu kışlası diye tutturmuş. Topçu kışlası varsa bir zamanlar o mevkide, onun etrafı boş arazi demektir. Kışlalar öyledir. Mesela aynı yerde Nişantaşı diye de bir semt var, değil mi? O da poligon demektir. Yani atış yapılan yerdir, sahradır. Şimdi bugün Nişantaşı olur mu? Bugün topçu kışlası olur mu? Bir yerde kışla varsa onun etrafı hali arazidir, boş arazidir. Tarladır yani, diğer bir ifadeyle. Nişantaşı, atış yapılan yer, yani bugünkü adıyla poligon varsa orada meskun mahal yoktur ki. Askerlere kışla yaptıysanız, askerlere poligon yaptıysanız oralar hali arazilerdir. Yani etrafı boş, tarla olan topraklardır. Bugün ne anlamı var bu topçu kışlasının orada? Mantıklı topçu değil kışlası, Saçmalık. Hiçbir manası yok. Ona gelinceye kadar İstanbul'da neler var? Peki burada diretmesinin iktidarın, AKP'nin ne görüyorsunuz, ne demek? İşte dediğim dedik, yaptığım yaptık. Yani devleti, partinin devleti haline getirmeye çalışıyorlar. Yani baştan beri de yapmak istedi Cumhuriyet'in getirdiği devrimlerle uğraşmak. Konuşmalara bakın, hep 30'lu yıllar, 40'lı yıllar. İşte rahmetlilerden medet umma. Sürekli de şu haldeler, bir dilenci ruhu haliyetindeler, yani kendini acındırma, efendim kendi durumlarını kötü gösterme, devamlı yakınma, bununla şey, sadaka alacaklar. Bakın tavırlarını, konuşmalara bakın. 30'lu yılları konuşuyor, 40'lı yılları konuşuyor. Rahmetli olmuş insanlardan medet umuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yol yol değil, bir defa onu söyleyeyim. Protesto demokratik ülkelerde, çağdaş ülkelerde herkesin hakkıdır. Polisin müdahalesi de bir yerde yasa gereğidir. Ama böyle zırhlı araçlardan su fışkırt, ondan sonra gaz kullan. Bir defa neyle, hangi üründen yaparsanız yapın, kullandıkları kimyasal silahtır. Tüfekle atıyorsanız, bomba ise, bu kimyasaldır. Yani bunu polisin... biber gazı diyerek yani böyle hafifletmenin alemi yok. Halka karşı kullandıkları şu anda kimyasal silahtır. Bir de ölçü yok, sınır yok. Niye su sıkıyorsun? Niye biber gazı sıkıyorsun? Suya da biber gazı solüsyonu katıldığı en son durumda. Bu tip bilgiler de var. Olsa da olur, olmasa da olur, ama yani gidip otel girişlerine kimyasal gaz kullanıyor. Alışveriş merkezlerinde kimyasal gaz kullanıyor. Bir de tutturmuşlar, marjinal örgütlermiş, suymuş, buymuş. Bu tip hareketlerde onlar elbette girecektir. Siz marjinal örgütler neyse, haberiniz yok mu şimdiye kadar?
Yok mu sizin haberiniz, istihbaratınız? Bu MIT'in, jandarmanın, polisin. Bunlar nereden çıkıyor? Yani toprağın altından mı geldi? Mars'tan mı geldi? Gider bulursunuz onları. E bunu mu bekliyordunuz? Onlar her yerde çıkacaktır. Yani onların tabiatında vardır bu. Ama halk hareketini öyle marjinaldi. Efendim işte illegal örgütler vardı falan. Hiç bunlara sığınmasınlar. Sonra bu Ankara İstanbul mitingleri nedir? Az. Az bu. Ne demek? %50'yi evde zor tutuyormuş. Ne demek istiyorsun? Bir devlet adamı böyle konuşur mu? Ne yapacak yani %50 sokağa çıkacak da? Çıkamaz ya, o da ayrı bir şey. Ne yapacak çıkacak da? Diğer %50'yim, bir de bu %50 lafı da yanlış. Bunu defaatle söylüyorum. Hala gazeteler, hatta televizyonda konuşanlar, hatta bir %50. Yok öyle %50. Öyle bir şey yok. 2011 Haziran seçimlerinde bu ülkede 46 milyonun oy kullanma hakkı vardı. Bu 46 milyondan 21 küsur milyonunu bu AKP denilen parti aldı. Geride 25 milyon var. Bu da seçim sisteminin sahtekarlığından, düzensizliğinden kaynaklanıyor. Demokrasiymiş. Ortada %50 yok diyorsunuz. Yok, %50 öyle bir şey yok. İstanbul 15 milyonluk şehir. Neymiş? Gazlıçeşme 100 bin kişi toplamış. Bakıyorsun şey, hepsi tornadan çıkmış gibi. Başlarında şapkalar, ellerinde bayraklar. Bunlar bir defa Türk milleti adını kullanabilmişler mi? Türk lafını. Türk milleti adını kullanabilmişler mi? Kullanmış mıyız? Mustafa Kemal Atatürk denilebilmiş mi? Diyebilmiş mi? Hayır, diyemez. Diyemez. Bir millettir aşağı, millettir yukarı gidiyor. Alman milleti var, Fransız milleti var, İngiliz milleti var, Rus milleti var, Arap milleti var, bir de Türk milleti var. Bizim ülkeye gelince millet var, önünde hangi milletten kastediyor? Bu yok, kullanamazlar. Gazi Mustafa Kemal. Güya kasteden savaşlar kısmında. Ama devrimler kısmında, çünkü Atatürk var. Bunların baştan beri yaptığı, aşama aşama, kademe kademe Türkiye'ye getirdikleri Cumhuriyet'in temel ögeleri ve erdemlerini sinsice kemirmek. Bir rejim. Rejimle ilgili tabii. Sinsice kemiriyorlar. Ama dünya gördü. Semra Hanım, onu söyleyeyim. Amerika gördü. Fransa gördü. İngiltere gördü. Almanya gördü. Bakıyorum Arap televizyonları bile olaylar ilk başladığında o kadar şiddet ve ihtiras ve heyecanla veriyor ki, gösteriyor ki. Neymiş? Mitingde bunları destekleyen ülkelermiş. Kimmiş onlar? Adı sanı belli değil. Üç kişi, beş kişi elinde bayraklar vesaireleri falan. Bunlardan bile medet umacak hale geldiler. Batı bunları bugüne kadar idare etti. Başta Amerika olmak üzere. Fakat bunlarla hiçbir yere gidemeyeceğini anladı. Herkes anladı. Avrupa'da anladı, Amerika'da anladı. Onun için tavırları çok net. Amerika diyorsa ki ben Türkiye'de olup bitenlere kayıtsız kalmam. Amerika'nın sözcüleri günde iki defa çıkıp Taksim meselesini ve Türkiye'deki olup bitenleri konuşuyorsa iş bitmiştir. Bitti iş. Bu iş BBC'de birinci sıradaysa, CNN'de birinci sıradaysa bu iş bitmiştir. Bu da biliyor bittiğini. Bunlar biliyorlar bittiğini. Başbakan Erdoğan her konuşmasında birçok çevreyi hedef alırken zaten dış basına da... Bakınız, benim bütün yazdığım kitaplar hep insan doğasıyla başlar. Çaresizlik ve baskın şekildeki korku insanı şaşırtır. Cesur bir insan hiç kimseyi korkutmaz. Aklına bile gelmez. Cesur bir insan, kendine güvenen bir insan ölüm korkusunu bile yenmiştir. İkide bir sırtımda kefen var falan demez. Böyle bir şey yok. Korku, korku ve korku. Şimdi halktan korkuyorlar. Bu işler durmaz. Mümkün değil. Böyle polisle morisle falan olmaz. Arkadan jandarma gelir. Biraz işte İstanbul'da kullandıkları gibi. Bunlarla yapamazsınız. Halk hareketine, kaldı ki bu halk orta sınıf. Orta sınıf. Daha ilk gün olaylar başladığında bu halk orta sınıf, eğitimli,
entelektüel, genç ve kültürlü. Bu kadar açık. Baktığınız zaman bile görürsünüz. Yani Taksim meselesi ve Türkiye'ye her yayıldığında bakın insanlara. Bakın, yani çok bellidir. Bunlar bugüne kadar dini sömürerek, Türk milletinin dinle ilgili bir sorunu yok ki. Yok öyle bir şey. Yok. Biz Anadolu'nun her tarafını biz de dolaştık. Doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini. Bizim milletin dinle ilgili meselesi yok. Bunların var. Mesela Suriye olayı, yaptıkları mezhepçilik. İki tane uçak düştü. Hep şey, hesap soracağız, hesap. Ne hesabı? İki tane uçak düştü. Ceylanpınar'da 4 kişi öldü. Cilve Gözü'nde 28 kişi öldü. Onlarca yaralı. Reyhanlı'da 52 kişi öldü. Yüzlerce yaralı. Hesap soracakmış. Ne hesabı? Daha bitmedi Türkiye'nin meselesi. Şimdi mesela bu, çözüm süreci diye bir şey tuttu. Tam oraya gelecektim. Çözüm süreci. Çözüm süreci diye bir şey yok. PKK'nın ateşkesi var. Bir daha söylüyorum. Bunun teknik ve hukuki tarifi budur. Daha önce de konuştuk sizinle. PKK'nın çekilmesi vesairesi. PKK bitti mi? Yok, hayır, ne bitmesi canım? Daha dur. AKP'nin başlattığı yok, hayır, süreç. Daha bekleyin. Ama dün yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'ın vurguları çok değişikti. Bir anlamda daha önce Öcalan'ın da bir İmralı'dan yine bir açıklaması oldu. Ya, sanki biraz bozulma bir dediği, sürecinde bir gibi görünüyor. Ki, her şeyi söyleyebilir. Yani Bölücübaşı mı diyor İmralı'daki Bölücübaşı posterleriyle Türk bayraklarının yan yana gelmesinden söz ediyor. Oradan da kendine siyasi bir şey çıkartmaya çalışıyor ama hiç boşuna. Boşuna. Bütün olup bitenler hepsi kayıt altında. Günde 3 kere televizyona çıkıp karşısına da oturtturmuş şeyleri. Süt dökmüş kedi gibi seçilmiş gazeteci, televizyoncu neyse. Onlarla konuşup falan filan kendini tatmin ediyor. Şimdi halk bunların yandaş denilen ne televizyonlarını izliyor ne de gazetelerini falan okuyor. Okumuyor. Bir de baskı altında affedersiniz olduğunu söylediğiniz başka bir grup medya var. Yani ulusalcı falan filan diyor. Hiç dünyada şeyin elinde, holdinglerin elinde, aman bana ruhsat, aman bana ihalecilerin elinde. Onların da hali ortada. Halk onları da görüyor. Halk bunları da görüyor. Yani bunların da durumunu çok iyi görüyor. Bir şey böyle yarım gösterme, göstermeden olmuyor. Biraz şeye geldiler, hiza istikamete geldiler. Ama hala şeyler, yani patronların çıkarına çalışan bir medya var. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bence bugüne kadar yaptılar ama bundan sonra, hiç değilse bundan sonra dönsünler, dönebilirlerse. Dönsünler. Çünkü bu yol yol değil. Bu yoldan bir tek çıkış var demokrasilerde. Böyle ikide bir sandık sepet lafları geçiyor ortada. Seçim şart. Bu yeniden halkı seçime götürmek işin en doğal kısmı ve en doğru kısmı. Aksi halde yani bir erken seçime mi ihtiyaç var şu anda? Kesin erken. Demokrasilerde budur. Başka bir yolu yok. Yani Başbakan Erdoğan her konuşmasında yerel seçimleri işaret ediyor. 7 ay sonra sandık geliyor yetmez diye. Yetki alması lazım artık. Yenilemesi lazım. Yani yetkiyi yenilemeden mümkün değil. Götüremezsiniz. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekiyor diyorsunuz. Erken seçim şöyle. Türkiye'de de bir sürü sıkıntılar olmuştur. Daha önce de bir sürü sıkıntılar olmuştur. Bunları dikkatli izleyen, yani Türk siyasi hayatını izleyen biri hemen şunu bilir. Zaman derken seçime gidilse hiçbir şey olmazdı. Hiç kimse hiçbir şey yapamazdı. Bir de dünyada halk hareketleri, devrimler, ihtilaller, darbeler, tarihi var. Mesela bunlara da baktığınızda halk hareketi başladığında, yani hükümet edene karşı tepkiler arttığında hükümetin yapacağı şey şu: yetki yenileyecek. Alır veya alamaz. Kendileri bilir. Ben bunların durabileceğini falan zannetmiyorum. Böyle terör örgütüydü, şurada burada, bunlara sığınarak da olabilecek bir şey değil. Bunun tırmanmasında şu var: halk yorulmaz. Halk çünkü milyonlardır. Polis yorulur.
Jandarma da yorulur. Çünkü onlar belli bir sayıdır. Belli bir sayı. Bu efendim anayasayı iki tane ayyaş yapmış falan. Ne demek bu? İş adamlarını tehdit, bankacıları tehdit, gazetecileri tehdit, televizyoncuları tehdit. Böyle yönetim mi olur? Böyle idare mi olur? Böyle demokrasi mi olur? Ne demokrasi? Ne demokrasi? Bir defa insan düşünür. Ben eğitimli insanlardan oy alamıyorum. Entelektüel, kültürlü, zeki insanlardan ve özgürlük isteyen insanlar, özgürlük, oy alamıyorum. Ya bundan abes bir şey olur mu ya? Böyle ben bu duruma düştüysem hükümet ve parti olarak. Başını ellerin arasına al düşün. Böyle bir şey olabilir mi? E kim kaldı geriye? Az eğitimler, eğitimsizler, yoksullar, şunlar bunlar kalıyor geriye. Geri kim kalıyor geriye? Bir de şu iş çok sakattır. Böyle kılıflar mılıflar hazırlamasınlar. Kamu araçlarını, otobüsünü, işte dolmuşunu, efendim metrosunu, vapurunu kullanarak falan adam falan taşımasınlar. Öyle herkesin eline bayrak tutuşturarak falan. Bayrak. Bu zorla o kadar diyorsunuz, o kitle. Tuhaf tuhaf şeyler var. Tuhaf tuhaf. Orada Atatürk Kültür Merkezi'ni Türk bayrağı asılıyor, Atatürk resmi asılıyor. Vatan canım sana feda. Yani bu acemi kışlarında askerlerin sloganıdır falan. Böyle bağırtıyor falan polis. Taksimi falan bıraksınlar. Sokakları halkı bıraksınlar. Eğer vatan canım sana feda olan yerler Hakkari ve Şırnak dağlarıdır. Bitlis dağlarıdır. Ama orada. Bu ülkede her şey tuhaflaştı. PKK çekilirken bir askeri üssü ateş açıyor. Bir uzman yaralanıyor. Genelkurmay bir mesaj yayınlanıyor. Hale bak. Efendim ateş açalım. Bir uzmanımız yaralanmış. Kobra kaldırdık. Meşru müdafaa yapıyor Rus. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Meşru müdafaa yapıyormuş. Sana ateş açalım. Ne meşru müdafası? Zaten topraklarından geçip gidiyor adamlar. Böyle göz göre göre. Bütün bunlar birikti, 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 birikti. İşte sonu budur. Ama şu var. Daha bitmedi. Bakınız. Bunlar ne PKK'yı tanıyorlar. Ne ona liderlik yapan şu anda bilinen isimleri tanıyor. Hiçbir şey tanımıyorlar. PKK çözüm süreci, mözüm süreci diye millete affedersin yutturmaya kalktıkları şeyi görecekler. PKK'nın siyasi amaçları olmadan hiç bırakmaz PKK. Bırakamaz. Yani PKK bırakması da mümkün değil. Ben de olsam bırakmam. Böyle bırakılır mı? PKK ateşkes yaptı. Adı ateşkestir. Çünkü bunlar barış dediler, savaş dediler. Ateşkes. Ateşkesten sonra ne yapmadı? Barış denilen şey, barışsa bu lafı kullanmaya başladılar. O da yanlış zaten ama barış halka onu dikte ettirdiler. Bir antlaşma yapmanız lazım. Yani metin imzalayacaksın. Barış metinle yapılır. Metin, belge imzalayacaksınız. O belgede kazanan taraf kimse onların hepsini ister ve vereceksiniz. Böyle bir şey yok. Efendim akiller dolaşmış da onlardan rapor alacakmış. Ya vah evladım ya. Ne akli? Ne raporu? Burada olay onlar mı? O dolaşan insanlar mı? Öyle bir şey yok ki. Örgütün lideri konumunda bir adam var adada. Ona da yok televizyon vermiş de yok gazete vermiş yok şunu. Ver ver devam et. Ver ver devam et. Ne yaptığını görecek onun. Kandil'dekiler belli. Adamlar yıllarını dağa vermiş. Siz bunlara ne zannediyorsunuz PKK? PKK indi aşağıya şimdi. İnmesi de şu. Ben şeye de inanmıyorum. Böyle istihbarat alındı edildi falan filan. Hepsi boş bunlar. Boş. PKK gelecek. Dönecek. Halka soruyorlar anket. Ya bunlar hakikaten şey ya, saf. Terör bitsin mi? E tabi herkes bitsin der. Kim ister bitmiyor. Öyle mi?
bu kadar yalan, bu kadar sahte, bu kadar düzenbazca hareketlerle halkı kandırmanın, kandırarak gidecek bir yol falan olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu insan oğlu bir yerde her şeyi fark edecek ve çok doğal olarak demokratik ve sosyal bir ülkede mutlaka bir tepki verecektir. Bu tepkiler başka sebeplerle de, işte bu PKK meselesinden de daha da artacak. Ve ben bunların daha önceki programları da söyledim. Yani bunların sonunu bunlar getirecek demişimdir. Hiç yadırgamıyorum. Şimdi ortada demokratik kurallar diye baktığımız zaman ya da ülkenin anayasal sistemiyle yönetimi diye baktığımız zaman şimdi çözüm süreci diye ürettikleri ve yansıttıkları o süreçte anayasanın değiştirilmesi gündemdeydi. Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılması o arada tartışıldı. Sonra zaten o 2 ay yaş açıklaması geldi. Tüm bunların da tartışıldığı bir süreç yaşıyor Türkiye ve şu an Gezi direnişi, halk hareketi, Bu AKP'nin yaptıklarına da, buna da bir tepki olarak yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Bir kısmında elbet var Semra Hanım. Bir kısmı tabii bu çözüm süreci dediği uydurma laflar, bu uyduruyor. Barış süreci diyor, çözüm süreci diyor, milli birlik. Bitti mi o süreç? Boş laflar bunlar. Sizce? Boş laflar. Yani bu ülkede her şey bayağılaştı. Efendim bunu yedirtmeyiz, bunu süpürtmeyiz, bunu onu yapmayız. Yani bu ne biçim? Böyle bir kültür olur mu? Devlet bu kültürle, bu bayağı ağızlarla, ifadelerle yönetilir mi devlet? Devlet adamı diye bir kavram var. Dil diye bir şey var, dil. Dil nasıl kullanılır? Bunların dili zehirli bir dil. Zehirli dil. Sürekli şey, sorun yaratma. Şimdi bu mitingler falan aslında ne biliyor musunuz? Kendi oy aldığı tabanı moral vermek istiyor. Meydan okuyor falan. Böyle bir şey olur mu? Hükümet meydan okumaz halkına. Ben 76 milyonun başbakanıyım. Öyle bir şey yok ki. Böyle bu hayal, bu da bir hayal. 1 milyon oy vermiş sana. 25 milyon da vermemiş. Hepsi bu. Bu kadar açık. Vermemiş 25 milyon. Bunu herkes paslı çivi gibi kafasında tutsun. Ve bunlar gidecek. Yalnız ben de bu olaylardan önce bir 7 gün 17-18 vilayet ve ilçe dolaştım. Herkes de bunun gitmesini istiyor. Bu partinin hükümetten indirilmesini istiyor. Demokratik olarak indirilmesini istiyor. Siyasetten indirilmesini istiyor. Fakat hangi yaşta kadın ve erkek gördüysem İstedikleri şu partilerden de: seçim ittifakı yapın. Herkesin istediği bu. Yani bir erken seçim şart dediniz ve erken seçime de ittifakla gidilmesini seçim ittifakını Semra Hanım, 7 gün aralıksız dolaştım. Yani 24 saat diyebilirsiniz belki her gün. 7 gün. Toplumda böyle bir talep var diyorsunuz. 7 gün gece gündüz dolaştım. İstanbul'dan başladım, Güney Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısını. Gece ve gündüz hangi yaşta kadın ve erkek karşıma çıktıysa, zaten gördükleri an bir yerde hemen koşarak geliyorlar. Partili martiliyle ilgisi yok, yani partili olarak değil, geliyorlar. Halk bu kanaat tam yerleşmiş. Halkın bu kanaatine ve buna inanmış. Öyle de talep ediyor, öyle de istiyor yani. Azimkar bir şekilde istiyor. Buna kesinlikle cevap vermek lazım. Seçim ittifakı. Bu da... Çünkü öbürkinde oylar şey yapıyor. Yani ister istemez dağılıyor. Kampanyalar farklı. Herkesin açısı ayrı. Herkes birbirine ne derseniz deyin rakip oluyor. Mesela %10 diye bir baraj var. %10 baraj 12 Eylül'den kalma bir şey. Bu RTÜK size de ceza veriyor saçma sapan konuları. Ondan sonra bu YÖK. Bunlar hepsi 12 Eylül'ün şeyleri, ürünleri, müesseseleri. Niye kaldırmıyorsunuz bunları? Demokrasiymiş. Kaldır. Hep şey. İşine geldiği zaman mesela alkol yasasında bilmem kaçıncı madde anayasada öyle diyormuş da halkın sağlığını koruyacakmış. Bırak onu.
İşine geldiği zaman 12 Eylül Anayasası'nın maddeleri. 12 Eylül'ün ürünleri. Neymiş baraj? Cumhuriyet Halk Partisi verdi mesela %4, %5. Hemen reddediyor. PKK yaptıracak bunlara. Neden? En basiti o çünkü. O barajı indirmesi. Çünkü PKK'nın talepleri ne olduğunu biliyorum. Asla da vazgeçmeyecek PKK. Kimse de geçiremez. Bunları da oynatır siyaseten. Bunu da söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Siyaseten bunları oynatır. Ben de eğer o adamları tanıyorsam. 110. 12 Eylül'den kalma. Affedersin. Ondan sonra Rütük 12 Eylül'den kalma. YÖK 12 Eylül'den. Kaldırsana bunları. Sıkışınca şey. Anayasada madde varmış da halkın sağlığını koruyor. Peki, sen kendi sağlığına deyince, bak. Seçim deyince şöyle bir şey daha var. Bir güvensizlik var o anlamda da sisteme, seçim sistemine sadece %10'la bağlantılı değil. Oyların çalınması vesaire gibi bazı söylentiler var. Kimi yerlerde bazı olaylar yaşandı. Her seçimde gündeme gelen konular var. Böyle bakınca bir risk değil mi o anlamda seçimde? Ne sonuçlar itibariyle nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Yani risk. Seçim sandıklarıyla ilgili tartışmaları hatırlatmak istiyorum. Seçim, oylar çalınıyor tartışmalarını. Oylar çalınıyor doğru. Oylar çalınıyor doğru. Bizim de oylarımız çalındı 5 yerde. Bu doğru. Bu kesin. Sandık çalma da becerebilirlerse yapıyorlar. Fakat şu bilgisayar sistemi o doğru değil. Amerika'da bir partili mühendis de Amerika'da bana gönderdi bunu yıllar önce. Ben de inceledim. Bütün mesele şu. Sandıklar açıldığı zaman sizin oradaki gözlemci, müşahitiniz ondan sandık sonuç zabıtlarından bir tanesini alır. Alsın o. Fotoğrafını çeksin. Genel merkeze göndersin. Ne oldu? Yani diyelim İstanbul Silivri'de bizim 2700 oyumuz varken burada Yüksek Seçim Kurulu'nda 700 çıktı. Burayı yıkarız. Nereye? Yapamazlar onu. Bütün olay şu. Eğitilmiş müşahit ve gözlemcileri sandık başında bulundurmak. Peki burada... Bunu yaparsanız hiçbir şey olacağı yok. Ama eğer bunu yapmazsanız şeyi de bölüyorlar oyları. Sizin oylarınızı bölüyorlar. Orada kalan 3 parti anlaşıyor, bölüyor. Bunu yapıyorlar. Köy kurnazları. Yapıyorlar onu. Ama bilgisayar öyle çok fazla herkeste yaygın bir şey var. Yani buradan A programı çıkıyor. Yukarıda bir sistem var. O onu alıyor. B diye şeye gönderiyor. Yüksek Seçim Kurulu. Onu sizin müşahit kadın ve erkekleriniz şeyse böyle inançlı ve eğitimliyseniz hiçbir şey yok. Korkacak yani artık demokrasiyi şöyle anlayalım diyorsunuz. Sadece oy kullanmak değil, oya da sahip çıkmak. Orada ben, sandığın başında. Ben demokrasinin bir tek yolu vardır. Bilinçli yurttaş. Özgür. Yani benim için demokrasi hak arayıp hesap sormaktır. Şu anda sokaklar onu yapıyor. Ben demokrasi anlayışım odur. Özgürlüğün olmadığı bir yerde bu hayatta her şey değişir. Bütün kültür ve medeniyetlerde. İki şey hariç Cemre Hanım. Biri cesaret, öbürkü özgürlük. Cesur insan, anadan doğma cesur insan hiçbir şeyden endişe duymaz. Korkak herkesi korkutur. Ve herkesi tehdit eder. Çünkü yaratılışı korkak. Doğada korkak. Korkak. Kendine güveni yok. En küçük bir şeyde bir el ayak titriyor. Böyle. Titriyor. Sıkıntı şuradadır. Beyin, insan bedeninin kilo olarak sadece %2'sini ağırlığına sahiptir beyin. Yani beden ağırlığının %2'sidir. Fakat kandaki oksijenin %20'sini kullanır bu küçüklüğüne rağmen. Sıkıntı oksijen nedir? Oksijen. Yeterim. Oksijen sıkıntısı var bu memlekette. Her yerde o çıkar, menfaat, kibir, bencillik, o bu falan. Ben halkı falan da düşündükleri kanaatinde diyeyim. Bir defa şeye bakıyorsun, yani gelir dağılımı perişan. Herkes yoksul, borç içerisinde gırtlağına kadar. Borç, hepsi borç. Bunu da bildikleri için bu borçları işte bankalardan şuradan buradan kredi istikrar bozulmasın.
Bugün kara sınırlarımızın olduğu hiçbir ülkeyle dostluğumuz yok. Güneydeki kara sınırları hepsini düşman ettik. Doğu sınırları hepsini düşman ettik. Kuzeyde işte Karadeniz var. İşte araya su girmiş. İşte Ege'de de Yunanlarla şimdilik böyle sakin görünüyor. Bu devlet falan mümkün değil böyle. Yani yönetilmesi mümkün değil. Bunun bir sürdürülebilirliği yok. Hayır, diyorsunuz. Yok, mümkün değil. Yani böyle bu böyle bağırarak, çağırarak, böyle ağız bozarak falan yapılacak bir şey yok. Yani ama kısa bir ara verelim. Osman Pamukoğlu, devam edeceğiz. Kısa bir aradan söylediğiniz polisin. Bir yandan da bir eli sopalılar tartışması başladı. Tek bir sesleriyle dün polisle beraber hareket ettiği ki başından bu yana görülüyor zaman zaman. Nereye doğru gidiyor sizce hükümetin bu orantısız şiddet diye tarif edilen, yorumlanan bu tutumu? Hükümetin sonunu getirmeye gidiyor. Eğer o polisle beraber birileri kendine vazife çıkartıp da eline sopalıp polisinle beraber halkın üzerine yürüyorsa, bu akıl alacak bir şey değil. Kötü yani, daha da tırmandırır, daha da işi vahim hale sokar. Bunlara engel olmak zorundalar. Yani kimse bunlar. Önünü kesmek zorundalar. Bu tırmanmayı götüremez. Yani bunların tavrı, hal, hareket, tutumları bana göre gafilce, yani aymazca yapıyorlar ve bu daha da mı tırmandırıyor yani bu tutumlar? Tırmanacak, tırmandırıyor. Beceremiyor yani, devleti yönetemiyor. Yönetemiyor yani, yönetemediği ortada. Durduramıyor yani. Üstelik tahrik ediyor devamlı. Bir de şantaj yapmaya devam ediyor. Şantaj ve tahrikle devlet yönetilmez. Bunlar sıradan partici, devlet falan adamlığıyla ilgileri yok bunların. Bu çok bariz bir şey. Ya bunu herkes görüyor. Dünya da bunu görüyordu. Ama Türkiye pazar, serbest ticareti efendim bahane ederek yağmaladılar zaten bütün kaynakları. Bunlar sayesinde yağmaladı Batı. Şimdi bunu idare ediyor. Bu coğrafyada kendilerine tabi bir hükümet lazım. İdare etti. Bu artık baktı bu ne olacak gibi değil. Gördü bunu. Bu maalesef böyle. Diyeceksiniz ki onlar mı bizim işlerimize burnu sokuyor? Onlar kendi kendilerine buraya bizim işlerimize burnu sokmaz. Bunlar mesela seçildiğinde hatırlayın, 2002 seçimlerinde daha milletvekili şeye gidiyor. Yani elete göpmeye, Amerika'ya teşekküre gidiyor. Bu kadar açık. Şimdi bunu şimdi o gün öyle, bugün böyle. Bunu gördü herkes. Amerika'da baktı. Yani bu coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında kendine yakın bir yanaşma, bir hükümet lazım. İdare etmeye çalıştı. Yani etti falan, bitti artık. Yani Avrupa zaten gelgit durumundaydı. Onlar da gördü, bitti. Artık yapabilecekleri bir şey yok. Hadi dışarıyı bırak. İçeride çok dikkat etmeleri lazım. Çok yani mesela avukatlar falan kelepçelenip gidiyor. Bu olacak iş değil ki. Yani ne zamana kadar yapacaksın? Efendim doktorlar, yok onlar doktormuş değilmiş. Niye Sağlık Bakanlığı'ndan müsaade almadan müdahale etmişler. Bunlar olacak şeyler değil. Bunların aklını başına toplaması lazım. Çünkü bu partileri de gidecek bunların. Partileri de gidecek. Şu var. Birçok defa da anayasayı da ihlal ettiler. Anayasayı ihlal ettiler. Birçok sebeple. Yasaları da ihlal ettiler. Bunların hepsi yargı sebebi. Yargılanacaklar yani. Mesela bu vali, emniyet müdürü, bu şehirlerdekiler, hı hı, çok dikkat etmeleri lazım. Ya bunları zannediyorlar bizi biri kurtarır. Hiç kimse kurtaramaz. Çünkü herkes başının çaresine bakmaya kalkacaktır. Dünyayı tanımıyorlar. Saplantıları var. Eğitimleri buna müsait değil. Kültürleri buna müsait değil. Tornadan çıkmış gibi. Yani muhakeme etmek ve hal çaresi bulmak, öngörmek ve sezme yetenekleri yok. Bunu ben görüyorum bunu. Gözaltılara gelince, bunu böyle, onu gözaltı, bunu gözaltı falan filan, bu daha da büyük tahriklere sebep olur. Çünkü gözaltı dediğiniz, akrabası var, amcası var, dayısı var, eniştesi var, kız kardeşi var, ablası var, var oğlu var.
Bunlar hepsi tepki. Neyle? Polisle yapamazsınız. Polisle yapamazsınız bir yere kadar. Polis. Yani askerin mi devreye girmesi gerekiyor demek istiyorsunuz? Hayır. Jandarmayı kullanacak. Jandarmayı kullanacak. Bunlarla yapılamaz. Asker meselesi de değil. Askere ne gerek var? Sen kendin yapacaksın. Şey alması lazım. Yani şiddeti halktan, geri çekmesi anlamında mı? Halktan yeniden bir yetki tazelemesi alması lazım. Yetki tazelemesi şart. Olmadan olmaz. Neye güveniyoruz? Neye var? Neye güveniyor? Türkiye'nin ekonomisi ne? Nerede Türkiye'nin ekonomisi? Medcezir'de duruyor Türkiye'nin ekonomisi. Neyine güveniyoruz? Ne var güvenilecek? İki tane savaş şeyi çıkarttılar tezkeresi. Biri Suriye'ye, birisi işte Kuzey Irak'a. Ne? Hesap soracağız. Ne hesap? Orada Marmara, Mavi Marmara. Ne oldu? 9 kişi öldü gitti. Hesap soracağız. Kime hesap? Neyle soracaksın? Ben ne var da soracaksın? Ben de bileyim. Ne yapacağız? Ne yapacaksın da hesap soracaksın? Ne yapacaksın? Neyin var? Tarım yok, hayvancılık yok, o yok, bu yok, madenler yok. Nereye soruyor? Her şeyi satmışsınız, sanmışsınız. Elinizde bir tane liman yok. Neyiniz? Kime ne soracaksınız? Neyin var? Yok öyle bir şey. Boş konuşmalar. Boş konuşmalar. Ben bunları şuna benzetiyorum. Kuyunun dibinde eline kazma almış, hala kuyuyu kazıyor. Ve kafasını kaldırdığı zaman da kuyunun ağzı kadar gökyüzü görüyor. Bu kadar. Kuyunun ağzından bakıyor, gökyüzü görüyor. Hiç kimsenin hangi koşulla gelirse gelsin, halka eziyet etme, halkı tehdit etme, halka şantaj yapma hakkı yoktur. Kim getirirse getirsin. Ama şu an yaşanan odur diyorsunuz. Kesin öyle. Böyle bir şey hakkı yok. Öyle sandık sepet tutturarak. Sandığa güveniyorsan gidersin. Bir yetki alması lazım. Bu böyle götüremez işi. Yetki alacaksın. Git halka. Nedir? Efendim bana 2 sene önce oy verdiler. 2 senede her şey değişmiş. Hesaplayamadınız, planlayamadınız, düşünemediğiniz birçok şey olmuş. Siyasi olaylar olmuş, sosyal olaylar olmuş, ekonomik olaylar olmuş. Yeniden halka gideceksiniz. Başka bir yolunuz yok. Debelenip duruyorlar. Debelenirsiniz. Ben söyleyeyim bunu. AKP'nin önündeki çıkış, o zaman Türkiye'nin önündeki çıkış seçime kesin, gidilmesi kesin diyorsunuz. Kesin seçimdir. Gidilmezse tırmın devam eder gider. Bakın çok tehlikeli şeyler olur. Mesela tutturmuşlar bir de İngilizce kurum, provokasyon. Yani. Kışkırtıcı. Provokasyon. Türkçe kullansa ya, kışkırtıcı. Kışkırtıcılar olacaktır. Sanki bütün dünya gelmiş şeyle uğraşıyor, Türkiye'yle uğraşıyor. Niye uğraşsın Türkiye? Dünya Türkiye'yle uğraşmaz. Bana hizmet edecek bir hükümet var mı Türkiye'de ona bakar. Bunlar da yaptığı oydu. Bir daha söylüyorum. Bana bu coğrafyada hizmet edecek bir hükümet var mı diye bakar. Amerika da ona bakar. Alman da ona bakar. Fransız da ona bakar. İngiliz de ona bakar. Türkiye'yle efendim uğraştığı bir şey yok. Herkesin anladığı şu. Bunlarla artık Türkiye'de hükümet edilmez. Net ve açık. Onun için insanları oraya buraya toplayıp ondan sonra toplayıp onlara böyle artık masal bitti. Masallar tükendi. Yalanlar falan ne söylersen söyle. Artık hepsi kuyruklu. Bir dediklerini tutmaz. Bir öyle derler, bir böyle derler. Bir şeyler derler. Durum bu. Evet, süremizin de sonuna geldik. Toparlayacak olursak seçim diyorsunuz. Erken seçim. Ben Türk siyasi tarihini ne bildiğim için ve yaşadığım için söylüyorum. Dünya halk hareketleri, devrimler, ihtilaller, darbeler tarihini bildiğim için de söylüyorum. Demokrat olan insanların yaşadığı, çağdaş insanların yaşadığı ve özgürlüğün olduğu bir yerde
yapılacak tek şey güven tazelemektir. Bunun adı demokraside özgürce herkesin bir kere daha yetkisini almaktır. Bunun adı seçimdir. Başka bir yolu yoktur. Aksi halde böyle ite kaka mümkün değil, gidemez. Yani bu bir şeye benziyor. Bir kütük yığınını arkadan iterek ilerletemezsiniz Semra Hanım. Evet. Öne geçip çekeceksiniz. Bunun adı seçimdir. Evet. Başka bir yolları yok. Yani şimdi konuşuyoruz. İstiyorsunuz ileride aylar sonra program yaparız. Aynı yere gelecekler. Evet. Acil olan bir erken seçim çözümü sunuyorsunuz. Önemli olan budur diyorsunuz, buradan çıkış. Ben yani Türk siyasi hayatı da böyle. Dünya siyasi hayatı da böyle. Aynı zamanda da sokaklarda o şiddetin de durmasını, polisin geri çekilmesini mi? Bu şeye gerek yok. Gerek yok. Şu anda gözaltılar var. Mesela 24 saatte boşaltın. 24 saatte boşaltın. Niye diyorsunuz? Gidin o çocuklarla görüşün. Zaten buraya gelenler de oradan buradan bir sürü insan, yok sanatçıymış, yok koymuş, yok buymuş. Esas çocukları ve halkı oraya getirmiyor ki. Kendine benzeyen insanları getirmiş oraya. Oturmuşlar. Neymiş, sanatçıymış, suymuş, buymuş. Şu an yapılanlar daha da alevlendirir diyorsunuz yaşananları. Durdurmazları şart. Hükümet seni durduracaksınız. Hükümet demek yönetmek demek. Hükümet demek böyle tekme tokat şununla bununla falan olmaz. Bu bütün dünya savaş alanı diye veriyor. Savaş alanı. Binanın içine gaz bombası atılır mı? Otele gaz bombası atılır mı? Dükkanın içine gaz bombası atılır mı? Bir şey daha var. Bu bürokratlar, vali, kaymakam, polis, her neyse, çok dikkat etsinler. Çok söylüyorum. Kanunsuz emre karşı mı? Ben kanunsuz emir. Ben bir şey söyleyeyim. Onların parasını hükümet vermiyor, maaşlarını. Devlet veriyor ve halkın vergileriyle. Bunu unutmasınlar. Aldıkları parayı hükümet vermiyor. Hükümet bugün var, yarın yok. Hükümet gidince bunların hepsi emekli mi edilecek? Maaş almaya devam edecekler mi? Halkın vergilerinden maaş alıyorlar. Bunu unutmasınlar diyorsunuz. İstiyorsa unutsunlar. Evet Sayın Pamukoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Sizin bu gezi direnişini, halk hareketini nasıl gördüğünüzü ve çözümün ertelimiz var. Özellikle